Bu yılın belki de en kritik günü geldi çattı arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Amerika'da seçimler gerçekleştiriliyor ve bu seçimlerde Biden mı kazanacak Trump mı kazanacak soru işareti en önemli soru işaretlerinden birisi ve tüm piyasalarda bunu çok yakından takip ediyorlar. Özellikle altın ve dolar cephesi arkadaşlar. Aynı zamanda ise işte senedi piyasasında da Amerika'da Avrupa'da Biden mı seçilecek Trump mı seçilecek konusu çok yakından takip ediliyor ama altın ve dolar biraz daha ön plana çıkıyor ve bunun nedenleri de ortada. Biden kazanırsa altın ve dolar aniden çok hızlı bir şekilde yükselecek gibi görünüyor. Peki Trump kazanırsa ne olacak? Esas soru işareti bu. Onu da bu videonun detaylarında sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Rakamları konuşacağız. Önemli bir araştırma var. Ondan da bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle rakamlara bakalım. 113.900 seviyelerinde bir borsa endeksi görüyoruz. Bana göre çok yüksek ancak özellikle uluslararası piyasalar. Amerika ve Avrupa borsalarında ise senedi piyasalarında seçimin satın alınmaya başlaması itibariyle tüm borsalarda ciddi yükselişler gözlendi. Buna bağlı olarak İstanbul Borsası da bir miktar yukarıya attı kendisini 0.51 oranında yükseliş kaydetti. Öbür taraftan dolara baktığımızda 8.54 seviyesini görüyoruz arkadaşlar. 8.40-45 seviyeleri kırıldı ve 8.50'nin üzerine attı kendisini dolar. Burada da yine buy. Biden mı Trump mı kazanacak meselesi pozisyonlanıyor gibi görünüyor. Detaylarını biraz sonra konuşuruz. Euro 9.99.54 seviyesinde 10 lira konuşuyoruz artık. Euro'da bakın her an 10 lirayı gördük göreceğiz. Paritedeki hareketlere bağlı olarak bir miktar duruyor şu an itibariyle ama her an kendisini 10 liranın üzerine atabilir. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Onu da değerlendirmeye çalışacağım. Euro dolar paritesi 1.17.06 seviyesinde arkadaşlar yine orada da bir seçim beklentisi hakim. Faiz yapısına bakıyorum. 15.39'un üzerine çıkmış durumda. Altının onsu 1907 dolarda 1900 doların üzerine attı kendisini. Brent petrol de 40 doların üzerinde. Bu tabloya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün piyasalar. Ama istisnasız bütün piyasalar, bütün rakamlar, bütün değerli madenler, bütün para birimleri, bütün hisse senedi piyasaları kendisini seçim sonrasına göre hazırlamış durumda. Bunlar yükseliş falan değil bu arada onu söyleyeyim. Yatay bir seyir var. Bu yatay seyir devam ediyor şimdilik. Neyi bekliyorlar? Acaba kim kazanacak sorusunun cevabını bekliyorlar. Anketlere bakıldığı zaman Biden Trump'ın neredeyse 10 puan önünde gibi görünüyor ama sürprize gebe bir durum var mı? Var arkadaşlar. Trump kazanamaz diye kesinlikle söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz arkadaşlar. Yarın uyandığımızda ki saat 9 gibi sabah 9 gibi Amerika'daki seçim sonuçları az çok belli olmaya başlayacak. İşte o gün o saat itibarıyla bir şeyler söylemeye bir şeyler konuşmaya başlayacağız. Tabii bir de belirsizlik ortamına girilme ihtimali var. Örneğin Biden kazanırsa Trump bu sonuca itiraz edebilir. Anayasal bir sorun haline getirebilir konusu uzun uzun tartışılan meselelerden birisi ya da mektupla verilen oylar nedeniyle sayımların 2-3 hafta daha uzayabileceği konu. Her koşulda yarından itibaren dananın kuyruğu kopmuş olacak. Biden seçilse de Trump seçilse de bir belirsizlik ortamına girilse de aslında o belirsizlik de risklerin artması anlamına geliyor ve o risklerde altın fiyatlarının hızlı yükselişini tetiklemeye devam edecektir. Dolar cephesine geldiğimizde ilginç bir araştırma var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. O anda şirketinin yaptığı bir analiz bu. 1980 yılından bu yana Amerika 10 seçim gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu 10 seçimin 9'undan sonra kazanan demokratlar da olsa cumhuriyetçiler de olsa fark etmiyor. Dolar hızlı bir şekilde yükseliyor, değer kazanıyor. Tüm dünya para birimlerine karşı hem gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybediyor hem de Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro değer kaybediyor dolar karşısında. Araştırma diyor ki bize demokratlar kazandığında bu yükseliş %4'lere varıyor. Cumhuriyetçiler kazandığında bu yükseliş %2'lere varıyor. Ama %2'nin altında bir tablo yok. Demek ki arkadaşlar Seçim sonuçlandıktan sonraki süreçte dolar endeksinde biz %2 ile %4 arasında bir yükseliş göreceğiz. 100 puan seviyelerine yaklaşan bir dolar endeksi göreceğiz. Bir. İkincisi, kim kazanırsa kazansın, Biden'da kazansa, Trump'ta kazansa, pandemi koşulları böyle devam ettiği sürece, dünya ekonomileri sıkıntıya girdiği sürece ve Amerika'da bu işi öyle kolaylıkla atlatamayacağını gördüğü sürece yeni teşvik paketleri arka arkaya açıklanacak arkadaşlar. Tek fark şu Biden kazanırsa büyük ihtimalle mavi dalga gelecek. Yani demokratlar hem senatoda hem de temsilciler meclisinde büyük bir üstünlük kazanacaklar. İstedikleri kararı istedikleri hızla verme şansına sahip olacaklar ki Trump bu şansa sahip değildi biliyorsunuz. Gerçi senatoda cumhuriyetçilerin sayısının fazla olması nedeniyle yine elinden geldiğince pek çok yasayı geçirdi. Geçtiğimiz dönemlere çok ciddi teşvik paketleri açıklandı Trump tarafından. asa bize bu da işaret ediyor ki Trump da kazansa fark eden bir şey olmayacak. Teşvik paketleri arka arkaya açıklanmaya devam edecek. Ama Biden kazandığında mavi dalganın etkisinin görülmesiyle birlikte 4-5 trilyon doların üzerinde bir teşvik paketinin acilen açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Biden seçildi denildiği an itibarıyla altın fiyatlarında ciddi bir sıçrama göreceğiz. Ons'tan bahsediyorum arkadaşlar. Bir anda rekor denemesi yapmaya başladığını görebiliriz. 2080-2100 aralığına yükselen ve 2100'ü hatta belki kırıp 2000 300 seviyesinde hedef edilen bir altın ons değeri görmeye başlayacağız Biden kazandığında. Trump kazandığında ise ufak bir geri çekilme olsa da hafif bir moral bozukluğu olsa da piyasalarda ilk etap itibarıyla ikinci etapta teşviklerin çok hızlı ve net bir şekilde konuşulmaya başlanmasıyla birlikte yine altın fiyatlarının rekor denemesi yaptığını göreceğiz aynı hareketi belki 3-5 gün gecikmeli ya da 1-2 hafta gecikmeli olarak yine göreceğiz. Bu bize şunu işaret ediyor. Altının onsu öyle ya da böyle bu seçimlerden sonra bu durgunluğunu geride bırakacak ve çok hızlı bir şekilde yukarıya hareket edecek. Nitekim rakamlara baktığımız zaman neredeyse 2 haftadır 1900 seviyesinin altında gezinen, 1860-1870'lerde takılıp kalan altının onsunun bugün 1900'ün üzerine kendi Hızlı bir şekilde attığını görüyoruz ve şu sıralarda da 1906-1907 seviyelerinde gidip geliyor ve yarın itibariyle saat 9 itibariyle Biden ya da Trump'ın seçilmesinin hemen sonrasında altın fiyatları yukarıya hareketini devam ettirecek şerhimiz ne Trump kazanırsa hafif bir geri çekilme olabilir sonrasında hızlı yükseliş devam edecek. Peki dolar? Dolar da işte bu istatistik bize gösteriyor ki arkadaşlar yine bir güvenli liman olarak tercih edilecek. Tamam Amerika'da öyle ya da böyle bir başkan seçildi. Bundan sonraki süreçte artık seçimle onunla bununla uğraşılmayacak. Amerika kendi işine kendi yoluna bakacak. O nedenle dolar da güvenli liman olacak bakış açısıyla yükseliş eğilimini devam ettirecek arkadaşlar. Peki Amerika'da ve dünyada dolar değer kazandı. Bu bizim için ne anlama geliyor? Esas soru bu. Biden ya da Trump seçildi. Teşvik paketleri çok somut bir şekilde gündeme getirilmeye başlandı. Bu bizdeki gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da yarım altın için ne anlama geliyor? Bunda biraz konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Gayet basit. Bu kadar yüksek, bu kadar yoğun teşviklerin yanına bir de Avrupa'daki teşvik paketlerinin açıklanması, aynı zamanda merkez bankalarının varlık alımlarını hızlandırmasıyla birlikte arkadaşlar Türkiye'de, Bakın Türkiye'de gram altının korkunç bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Onsa bağlı olarak bir. İkincisi Türkiye'nin sadece uluslararası piyasadaki dolar endeksi kaynaklı bir değer kaybı olmayacak ki. Türkiye'nin kendi makroekonomik sorunları da var biliyorsunuz. Defalarca söyledik bir kez daha söyleyeceğiz. Söylemek durumundayız bunları çünkü iş çok net bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir, Türkiye'nin cari açığı yıl sonunda 45 milyar dolara doğru gidiyor ve finanse edilebilir boyutta değil. İki, Merkez Bankası rezervleri negatif ortama girmiş durumda. 3 176 milyar dolarlık kısa vadeli borç var ve bu borcun çevrilmesi neredeyse imkansız gibi görünmeye başladı. 4 Merkez Bankası ya da Hazine swap faizlerini her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyor olmasına rağmen bir türlü talep toplayamıyor. Bu da döviz ihtiyacını karşılayamadığını gösteriyor. 5 Londra piyasasında tamamen prestij kaybetmiş durumdayız ve bu prestij kaybı nedeniyle kimseyle ne swap anlaşması ne indikasyon anlaşması ne de borç anlaşması gerçekleştiremiyoruz. Bu bizi çok derin bir dolar sıkışıklığına götürüyor. O nedenle de zaten doların çok emin adımlarla kademe 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 yükseldiğini görüyoruz. Peki bu kademeli yükseliş devam edecek mi? Bana göre etmeyecek arkadaşlar. Çok yakın bir zaman içerisinde devaliyasyonis etkiyle doların bir anda hiç beklenmedik noktalara doğru fırladığını göreceğiz. Yani 14 lirayla 16 lira arasında bir dolar kuru gördüğümüz Üstümüzde kimse şaşırmasın. Bu arada bazı tevatürler var arkadaşlar. Dolar çok hızlı yükseldi. Merkez Bankası buralarda çok ciddi bir faiz artışına gidebilir. 700 bas puan, 800 bas puan, 1000 bas puanlık bir artırım yapabilir gibi tevatürler havalarda uçuşuyor. Bu tevatürleri gündeme getirenler geçtiğimiz dönemde bundan 1-2 ay önce iyi hatırlayın ÖTV inecek de diyorlardı araç piyasasında. Ben o günlerde ÖTV inmeyecek aksine ÖTV artacak. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir bütçe açığı var. Vergi indirimine gidemez diyordum. Nitekim dediğimiz çıktı. Onların da ne kadar kötü niyetli olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi aynısını faiz cephesinde yapmaya çalışıyorlar. Faizler 700 bas puan artacak falan diye dedikodular yayıyorlar. Ama bunların boş tevatürler olduğu da ortada. Evet Merkez Bankası faiz arttıracak. Üstelik öyle 700 değil. Belki 1000 bas puan. Belki 1500 bas puanlık bir arttırım gerçekleştirecek. Ama şimdi Değil arkadaşlar. O ne zaman yapacak biliyor musunuz? Dolarda devalüasyonist bir hareket yaşandıktan sonra. 2018 Ağustos krizinde olduğu gibi dolar ikiye katladıktan sonra 14 liraları 15 liraları belki 16 liraları gördükten sonra biz o faiz arttırımını göreceğiz. Geç kalınmış bir hareket olmayacak mı diyenler olabilir. Hayır olmayacak arkadaşlar. Çok akılcı bir hareket olacak belki de. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın 700 bas puan faiz arttırması kimsenin döviz bürolarına koşup ya da bankaları koşup döviz bozdurması anlamına gelmiyor. Belki çok sınırlı miktarda yabancıyı Türkiye'ye çekebilir ama o yabancıların pek çoğu da yine de her an bir kur şoku yaşanabileceği korkusuyla Türkiye'ye parasını getirmeyecektir o yüksek faiz ortamına rağmen. Evet Merkez Bankası faiz arttırımına gidecek, şok faiz arttırımı yapacak ama bugün değil. Bir kere yaptığınız faiz arttırımının bir açıklamasının olması gerekiyor. Bugün Merkez Bankası çıkıp da 700 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptım kardeşim derse bunun açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanı ya da ekonomi yönetimi nasıl yapacak arkadaşlar? Böyle yüksek bir faizi nasıl anlatacak? Bırakın sana bana. Bütün Türkiye'deki kendi seçmenine nasıl anlatacak? Böyle yüksek bir faiz arttırımı falan beklemeyin. Artı faiz arttırımı yapmak için uygun seviyelerin bunlar olmadığında çok net bir şekilde söylüyorum sizlere. Doların çok daha agresif bir şekilde yukarıya çıkması, tırmanması lazım. Seçimlerde de bu yüzden bekleniyor. Biden seçilirse büyük ihtimalle ciddi bir döviz hareketi göreceğiz. Neden? Çünkü S-400 konuşulacak, katsa yaptırımları konuşulacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da yaptıkları daha sık gündeme getirilecek. Dış politika anlamında köşeye sıkıştırılmaya çalışılacak. Dış güçlere falan ihtiyaç yok arkadaşlar bu arada. Dış güç falan da kalmış değil çünkü hepsi para lirasını pulunu aldı gitti. Hem de dolar 5 lirayken aldı gitti adamlar. Ucuzdan dolarları topladılar yurt dışına kaçırdılar. Onun için bu operasyonları dış güç falan yapmayacak. Bu operasyonları ister istemez Türkiye'nin kendisi yapmak zorunda kalacak. Kur şokunu yaşamak zorundayız ve yaşayacağız. Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek istiyorsa eğer hazine ihtiyacı olan doları bulmak istiyorsa eğer mutlaka ve mutlaka bir kur şokuna ihtiyacı var. Onun için bu adımlar atılacak. Yarından itibaren piyasalarda çok ciddi hareketleri yaşamaya başlayacağız. Türkiye'de kur hareketlerini göreceğiz. Uluslararası piyasalarda kripto para ve altın hareketlerini göreceğiz. Her iki cephede de çok ciddi yükselişler göreceğiz. Aynı zamanda pandeminin ikinci dalga etkisinin çok daha hızlı gelmesiyle birlikte hastalığın çok daha yıkıcı bir şekilde yayılmasıyla birlikte hem ülkelerin hem de ekonomilerin kapanmasıyla birlikte sanayilerin durma noktasına gelmesiyle ile birlikte petrol fiyatları çakılırken dolar hızla yükselecek, altın hızla yükselecek, euro dolar paritesi hızla düşecek 1.08'lere kadar ve geçen senenin çok daha agresif bir ikinci sahnesini birlikte izleyeceğiz. Dolar 8.54 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralar 8.51'e gevşedi. Yükseliş eğilimi devam edecek. Ufak ufak geri çekilmeler, büyük büyük yükselişler göreceğiz bundan sonraki süreçte. Euro 9.99, 76'ya kadar çıktı. 10 lirayı zorladı. Oradan hafif geri geldi. Şu anda 9.97. Büyük ihtimalle arkadaşlar bugün yarın biz euronun 10 liranın üzerinde olduğunu göreceğiz. Tabi burada kritik mesele şu. Biden seçildiğinde teşvik haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte Avrupa'da yeni yeni bir teşvik atağı olmazsa euro dolar paritesi 1.20'leri zorlamaya. Faiz cephesindeki yükseliş eğilimi devam edecek. Piyasa faizlerinden bahsediyorum. Altının onsu 1906 seviyelerinde yarın dananın kuyruğu kopar ve altının onsundaki agresif hareketleri görmeye başlarız. Brent petrol de yine bekleyen taraflardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sözün özü. Bugünlerde mümkün olduğunca sakin olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geri çekilmelere kanmayın agresif hareketlere de kanmayın. Bu yükselişin yarına sınırlı kalacağını da düşünmeyin. Önümüzdeki günlerde altın hızlı adımlarla yükselmeye devam edecek, ve göreceksiniz bu sene 3000 dolar hedefini konuşmaya başlıyor olacağız bir onsta. İkincisi hem doların yükselişi hem onsun yükselişi nedeniyle gram altını yakın zamanda 1000 liraların üzerinde görürsek kimse şaşırmasın. Ve dolar cephesinde Türkiye'nin kendi makroekonomik sorunlarının yanı sıra uluslararası sorunlar nedeniyle devalüasyonist bir hareket göreceğiz. 14, 15, 16'lara giden bir dolar kuru göreceğiz. O arada da doların kademe kademe önce 8.90 daha sonrasında 9.40 ve sonrasında da 10 lirayı zorlayan bir seviyeye geldiğini göreceğiz. Devalüasyonist etki olmasa bile yıl sonuna kadar göreceğimiz rakamlar bunlar olacak arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Onun için lütfen pozisyonunuzu bozmayın ve sakin olun arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman emin olun kazanan taraf siz olacaksınız. Her zaman olduğu gibi sabredenler ve sakin kalanlar arkalarına yaslanacaklar ve kahvelerini yudumlamaya devam edecekler. Beni bugün de izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.